Sevgili dostlar, hayatın akışı içinde her birimizin türlü türlü halleri vardır. Hani Türkçe'de bir konu vardır, ismin i hali, e hali, de, den hali diye. Aynen öyle, ismin halleri gibi bizim de türlü türlü hallerimiz vardır. Ve biz bu türlü türlü hallerin bazılarını da hiç sevmeyiz. Ve de o hallerden kurtulabilmek için kendimizce bir mücadele veririz. Söz gelimi hallerinizden birinin depresif haller olduğunu kabul edelim. Zaman zaman dönem dönem depresif bir moda girdiğinizi düşünelim. Depresif modu hiç kimse sevmez. Ve siz de doğal olarak bu depresif moddan kurtulabilmek için mücadele veriyorsunuz. Depresif hallerinizden kurtulmak istiyorsunuz. Bir savaş veriyorsunuz, mücadele veriyorsunuz, boğuşuyorsunuz. Ve hatta yer yer bu hallerden kurtulduğunuzu zannediyorsunuz. Onları yendiğinizi zannediyorsunuz. Sonra bir an geliyor, bir zaman geliyor. Kendinizi yine depresif bir modun içinde buluyorsunuz. Ve sonra ne oluyor? Sonra şu oluyor. Yorulduğunuzu anlıyorsunuz. Sıkıldığınızı anlıyorsunuz. Bıkıp usandığınızı anlıyorsunuz. Savaşmanın, boğuşmanın sizi tükettiğini anlıyorsunuz. Ve savaşı bırakmaya karar veriyorsunuz. Boğuşmayı bırakmaya karar veriyorsunuz. Ve depresif modlarınızı kabulleniyorsunuz. Ve de depresif modlarınızla var olmaya başlıyorsunuz. Ona rağmen değil, onunla var olmaya başlıyorsunuz. Şimdi ben saçıma rağmen var olmuyorum. Ben saçımla var oluyorum. Aynen böyle. Ben depresif moduma rağmen var olmuyorum. Depresif modumla var olmayı öğreniyorum. Sabah kalkmışım. Ve de böyle bir depresif bir modun içindeyim. Depresif bir halin içindeyim. Ruh halim kötü. Kabullenmişim ya. Ben kendimi biliyorum. Arada sırada bu halini yaşıyorum. Artık ben bu halimi kabullenmişim. Bu durumumu ben artık kabullenmişim. Biliyorum. Diyorum ki bugün günlerden depresif mod günü. Biliyorum yani. Kendimi biliyorum. Böyle tatlı tatlı belki serzenişler yapıyorum. Böyle tatlı tatlı sızlanışlar. Ah benim bu hallerim diyorum. Bugün yine depresif bir modun içindeyim. Depresif bir halin içindeyim. Yapacak bir şey yok. Bugün günlerden depresif mod günü. Kabul. Kabul ne yapabilirim ki? Kabul biliyorum ben kendimi. Bu halim hallerimden bir hal. Kabullendim. Ama kalkıyorum o depresif modumla beraber. Bakın depresif moduma rağmen değil. O depresif modumla beraber güne hazırlanıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Üstüm başımı değiştiriyorum. Ve dışarı çıkıyorum. İşime, gücüme bakıyorum. Ve ben artık depresif modumla var olmayı öğreniyorum. Bunu yapa 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 bu öyle bir noktaya geliyor ki artık onunla yaşamayı öğrenmiş oluyorum. Onu taşımayı öğrenmiş oluyorum. Sevgili dostlar, bu hayatta bir sorunu aşmak demek, o sorundan kurtulmak demek değildir çoğu zaman. O sorunla var olmayı öğrenmek demektir. Aşmış insanlar, psikolojik sorunlarından tamamen kurtulmuş insanlar değildir. Aşmış insan deyince kafanızda ne canlanıyor? Hiçbir psikolojik sorun yaşamayan, her şeyi çözmüş, böyle ruh hali mükemmel, zihni tertemiz, böyle harika, hep iyi hisseden biri mi canlanıyor gözünüzde? Hayır. Aşmış insan diye böyle birine demeyiz biz. Aşmış insan sorunlarıyla var olmayı öğrenmiş insandır. Psikolojik problemleriyle var olmayı öğrenmiş insandır. Onlarla yaşamayı öğrenmiş insandır. Bakın ben sabah kalktım. Depresif bir moddayım. Ruh halim berbat. Ruh halim kötü. Ama bu halimi kabullenmişim ben. Bu hallerimden bir hal demişim, biliyorum. Ve kalkıyorum, güne hazırlanıyor, akışı sürdürüyorum. Bakın, ruh halim berbat ama psikolojim güçlü benim. Psikolojik olarak güçlü olmak demek bu demektir. Psikolojik olarak güçlülük harika bir ruh hali değildir. Berrak, tertemiz bir ruh hali değildir. Her zaman iyi hissetmek değildir psikolojik olarak güçlü hissetmek. Bakın ruh halim berbat, depresif moddayım. Ama ben kalkıyorum, onunla var oluyorum. İşte budur psikolojik güçlülük. Aşmak demek bu demektir. Hiç depresif haller yaşamamak değildir aşmak. Aşmak o hallerle var olmayı öğrenmek demektir. Bakın ruh halim kötü. Kabul. İyi hissetmiyorum, evet. Kabul kötü. Onlar kötü. Ama psikolojim güçlü.
Var oluyorum onlarla, ilerliyorum. Aşmak budur sevgili dostlar. Psikolojik olarak güçlü olmak budur. Onlarla var olmayı öğrenirsiniz. Onlarla yaşamayı öğrenirsiniz. Şimdi siz çekingensiniz diyelim. Yıllarca çekingenlikle mücadele etmişsiniz. Yeneceğim ben bu çekingenliği demişsiniz. Hani var ya işte ey İstanbul ben seni yeneceğim diye bir replik. Aynen öyle yeneceğim seni demişsiniz. O kadar savaşmış boğuşmuşsunuz ki. Ve siz çekingenlikle savaştıkça boğuştukça çekingenliği büyütmüşsünüz. Çekingenliği efendiniz haline getirmişsiniz. O kadar boğuşmuş o kadar yenmişsiniz. Yenmeye çalışmışsınız ki. Ve de bir noktada vazgeçmişsiniz artık. Demişsiniz ki ya ben bu savaşı bırakıyorum. Ben bu çekingenliği yenmeyeceğim yani. Bu yenme savaşlarını bırakıyorum. Bu boğuşmayı bırakıyorum. Tam bu savaşı bıraktığınız noktada barış gelmiş. Ve siz çekingenliğinizle var olmaya başlamışsınız. Çekingensem çekingenim ya. Lanet gitsin yani çekingenim okey. Yani çok mükemmel görünmek zorunda değilim. Çok özgüvenli gözükmek zorunda değilim. Karşımdakini böyle etkilemek zorunda değilim. Ben çekingenim abi. Okey, çekingenim. Bununla var olmayı öğrenmişsiniz. Ve siz çekingenliğinizi yenmeye çalışmadan çekingenliğinizle ilerlemişsiniz. Çekingenliğinizle var olmuşsunuz. Çekingenliğinizle sosyalleşmişsiniz. Ha kemküm etmişsiniz, kekelemişsiniz. Bazen elinize yüzünüze bulaştırmışsınız. Ama siz psikolojik olarak çok güçlüsünüz. Çekingensiniz ama psikolojik olarak güçlüsünüz. Özgüvenli değilsiniz ama psikolojik olarak güçlüsünüz. Psikolojik güçlülük çok özgüvenli olmak değildir. Çekingenliği yenmek değildir. Çekingenliğini kabul etmektir yeri geldiğinde. Özgüvensiz olduğunu kabul et. Ben özgüvensiz olabilirim. Ama ben yine ilerliyorum. Özgüvensizliğimle var oluyorum ya. Çekingenliğimle var oluyorum. Ama bak ben var olduğum için onlarla, hareket ettiğim için, ilerlediğim için psikolojik olarak güçlü oluyorum. Yalnız insanlar vardır. Hatta bazen gıpta ederiz değil mi? Deriz ki ya ne güzel bak yalnızlığa alışmış, yalnızlığı taşıyabiliyor. Aşmış yalnızlığı deriz. Aştı mı zannediyorsunuz o insanlar? Tabii aştılar ama şey mi zannediyorsunuz? Hani yalnızlık acısı hiç çekmiyorlar mı zannediyorsunuz? Tabii ki çekiyorlar. Herhalde çekiyorlar. Ama onları taşımayı öğrendiler. Yalnızlıklarını kabul ettiler. Bu dünyada herkesin yalnız olduğunu anladılar. Yanında eşin de olsa, çocuğun da olsa, arkadaşın, anne baban da olsa özünde yalnızsın. Yalnızlık ömür boyu bunu kabulleniyorlar. Ve de yalnızlıklarını kabullenip yalnızlığı taşımayı öğreniyorlar. Yalnızlık hissi hiç yaşamıyorlar değil. Yalnız hissetmiyorlar değil. Onu taşımayı öğreniyorlar. Yer yer yalnızlık canlarını acıtıyor. Yer yer yalnız hissetmek böyle ciğerlerini yakıyor. Ama o yalnızlığın acıttığı yerlerde yakışık alır sızlanışlarla o acıları da yaşamayı biliyorlar. Ve de yola devam ediyorlar. Bakın hiç yalnızlık çekmiyor değil. Ama yalnızlık hissini taşıyabiliyor. Yalnızlık acısını taşıyabiliyor. Siz yalnızlığı taşımayı öğrenmişseniz yalnızlık konularını aşmışsınız demektir. Hiç canınız yanmıyor değil, yanıyor. Ama yalnızlığı taşımayı öğrendiniz. Ve siz yalnızlığı taşımayı öğrendiğiniz için psikolojik olarak güçlüsünüz artık. Ben şu an yalnız hissediyorum. Ve de yalnızlık çok canımı acıtıyor. Tatlı, yakışık alır sızlanışlarda da sızlanıyorum. Ah bu yalnızlık diyorum. Ah bu yalnızlık, ah benim bu hallerim. Sızlanıyorum da arada sırada, okey. Ama akış devam ediyor. Şimdi ben çok zayıf biri miyim? Hayır, ben güçlüyüm. Bakın yalnızlık acısı çeken güçlü biriyim ben. Yalnızlık acısıyla yanan güçlü biriyim ben. Yalnızlık acısı yaşamamak değildir psikolojik güçlülük. Onu taşımayı öğrenmek demektir. Onu yaşamayı öğrenmek demektir. Geçmişimizle barışmak dediğimiz şey bu değil mi? Geçmişimizi taşımayı öğreniyoruz. Ve siz geçmişinizi taşımayı öğrendiğinizde psikolojik olarak güçleniyorsunuz. Geçmişinde hiçbir sorunu olmayan, geçmişini unutan insanlar değildir psikolojik olarak güçlü insanlar. Geçmişi ne olursa olsun onu taşımayı öğrenen insanlardır psikolojik olarak güçlü olanlar. Şimdi ben 50 yaşındayım. 20 yaşıma bakıyorum. 20 yaşımın başında 10 tane hayalim vardı. Şu 30 yıla bir bakıyorum ve bilanço, 10 hayalin bilançosu. 5'i ölü, 2'si yaralı, 3'ü sağ. Sonuç bu. Yani şunu demek istiyorum. Geçmişime şöyle bir bakıyorum ve 10 hayalin 5'inin çöpe gittiğini görüyorum. O diğer kalan 5 hayalin 2 tanesi de işte olmuş. 3 tanesi de gerçekleşmiş.
Ve dönüp bakıyorum geçmişime, bu benim geçmişim diyorum. Evet, bir şeylerden vazgeçmek zorundaydım. 10 hayalin 10'u da gerçekleştiremem. Bazı şeylerden vazgeçmek zorundasınızdır. Bir hikaye, tek bir hikaye içinde tüm güzel şeyleri barındırmaz. Elbette kaçırmak zorundasınız bazı şeyleri. Bazı şeyleri kaybetmek zorundasınız. Kaybetmek ve kaçırmak bu hayatın gerçeklerinden biridir. Ve kaçırdığım şeyler var, kabul ediyorum. Ve onun verdiği bir sıkıntı da var diyelim. Biraz böyle üzüntü de var, okey. Onu da taşıyorum, onu da kabul ediyorum. Kaçırmalarımla, kaçırdıklarımla, o kaçırdığım şeylerle barış imzalıyorum. Onları kabul ediyorum. Kaçırdıklarımızla barışmak zorundayız. Bu hayatta hepimiz bir şeyleri kaçırdığımızı düşünürüz. Ama bir noktada onlarla barışmak zorundayız. Ve onların verdiği kimi sıkıntıları da taşımayı öğrenmek zorundayız. Kaçırdıklarımızı da taşıyacağız omzumuzda. Geçmişimizi de taşıyacağız. Ve biz taşımayı öğrendikçe psikolojik olarak güçleneceğiz. Sevgili dostlar, psikolojik güçlülük sorun yaşamıyor olmak değildir. Tertemiz bir zihin değildir. Bak, benim zihnim dolu şu an diyelim. Düşünceler, bir sürü konu var. Zihnim dolu. Okey, zihnim dolu. Ama ben yine atıyorum, kitap okumaya devam ediyorum. Zihnim bakın şu an iyi değil. Zihnim temiz değil. Şimdi ben psikolojik olarak zayıf mıyım? Hayır. Zihnim sadece temiz değil. Ama ben kitap okuyorum bakın. Ben onunla var olmayı öğrendim. Zihnim doluyken bile onunla var olmayı öğrendim. Ve kitap okuyorum. Bak, ben şu an psikolojik olarak güçlüyüm. Zihnim her zaman temiz olacak. Ruh halim hep mükemmel olacak. Önümde hiç sorun olmayacak. Hep özgüvenli hissedeceğim. Bu değil psikolojik güçlülük. Bu değil. Çekingen de olabilirim, ruh halim berbat da olabilir, zihnim temiz de olmayabilir, sıkıntılarım da olabilir. Onlarla var olmayı öğreneceksin, yalnızlığı taşımayı öğreneceksin, geçmişini taşımayı öğreneceksin, depresif hallerini taşımayı öğreneceksin, çekingenliğini taşımayı öğreneceksin. İşte sen o zaman her seferinde psikolojik olarak biraz daha güçleneceksin. Aşmış insan, psikolojik olarak güçlü insan, sorun yaşamayan insan değildir. Sorunlarıyla var olan, onlarla hayatını devam ettiren insandır. Evet, bu videoda kendini aşmanın ve de psikolojik gücün böyle bazı örneklerle kısa da olsa bir özetini yapmak istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.